Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Suriye'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada bir Mehmetçiğimiz şehit oldu, 5 evladımız da yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileyerek, şehidimizin ailesine sabır, milletimize sabır dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli basın mensupları, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından bugün ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapıyoruz. 23 Haziran seçim sonuçlarını MYK'mızda değerlendirdik. Giderek otoriterleşen bir rejime, İstanbullular sandıkta dur diyerek dünya demokrasi tarihine altın harflerle geçmişler. Milletimiz 23 Haziran'dan demokrasiye olan 23 Haziran'da demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. 1946'dan bu yana yoluna devam eden demokrasi tramvayı karşılaştığı tüm engellere rağmen milletin iradesini büyük bir güçle taşımaya devam etmektedir. İstediğimiz durağa geldik, demokrasi tramvayından inelim diyenler indikleri durakta yapayalnız kalmaya mahkum olacaklardır. 23 Haziran seçimleri bunu açık seçik bir biçimde ortaya koymuştur. Bu seçimler millet iradesinin gasp edilemeyeceğini ve millete rest çekilemeyeceğini açıkça göstermiştir. Seçimin masa başında ayak oyunlarıyla değil, millet vicdanında ve gönlünde kazanılacağı, sandıkta da bunun tecelli edeceği anlaşılmıştır. Bu seçimin kazananı da öncelikle İstanbulluların, bir daha söylüyorum, vicdanı olmuştur. Bu seçim sonuçları umarız ve dileriz ki siyasetçilere milletin sözünün önemini bir kez daha öğretmiştir. Artık seçimler bitmiştir. Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir. Bugünden itibaren herkes işine gücüne bakmalıdır. Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır. Kuşkusuz burada en büyük görev milletin daha bir yıl önce iş başına getirdiği yönetime düşmektedir. Yönetim ülkemizin çözüm bekleyen acil sorunlarına derhal odaklanmalıdır. Seçilmiş belediye başkanlarımız da seçildikleri kentlerde hizmet seferine bir an önce başlayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partili belediyeler halkçı belediyeciliğin omurgasını oluşturan ve dün genel başkanımız tarafından grupta açıklanan 7 temel ilke çerçevesinde hizmetlerini yürüteceklerdir. Biz de bunun genel merkezden takipçisi olacağız. Belediyelerimiz tüm hemşerilerini kucaklayacak, hizmet tüm halk için yapılacaktır. Yoksul ve dezavantajlı yurttaşlarımız daha fazla gözetilecektir. Yoksullara yapılan yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. Bizim belediyelerimiz harcadığı her kuruşun hesabını milletimize verecektir. CHP'li belediyelerde her iş ehline verilecektir. Ve en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde adaletli bir yönetim anlayışı hakim olacaktır. Millet iradesini ortaya koymuştur. Ankara'dakiler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet vermesini engelleyecek, yavaşlatacak iş ve işlemlerde bulunmamalıdırlar. Belediyeler üzerinde iktidarın bir takım vesayet makamları oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. 25 yıldır AK Parti belediye başkanlarının kullandığı yetkiler bakanlık genelgeleriyle bizim başkanlarımızın elinden alınmamalıdır. Bugüne kadar genelgelerle, tüzüklerle çarpışarak buralara geldik diye övünenler bugün bizim belediye başkanlarımızın önüne genelge engelleri çıkarmamalıdırlar. Milletimizin kentlerinin belediye başkanlarını sadece 23 Nisanlarda kendilerini temsil görevi yapsın diye seçmediği ortadadır. Belediye başkanlığı bir temsil makamı değildir sadece. Aynı zamanda esas olarak belediye başkanlığı bir hizmet makamıdır. Hizmet etme yetkisi de bizzat vatandaşlarımız tarafından bu belediye başkanlarına verilmiştir. Belediye başkanlarımızı çalıştırmamak için atılacak her adım millete yapılmış saygısızlıktır.
milletle inatlaşılmayacağını 23 Haziran seçimleri göstermiştir. Ülkemiz yapay gündemlerle, boş tartışmalarla bu zaman kaybetmemelidir. Ekonomik sorunlarımız giderek ağırlaşmaktadır. Mutfaktaki yangın büyümektedir. Tencereler boştur. Krizle beraber ödenmeyen çekler, senetler milletimizde huzur bırakmamıştır. İş bulamayan gençlerimiz hayatlarına son vermektedir. Seçimlerin bitmesiyle zamların da yağmur gibi yağmaya başladığını görüyoruz. Dün motorine 22 kuruş zam, çaya %15 zam, şekere %16 zam gelmiştir. Seçim meydanlarında milletin kafasına keyif çayı diyerek atılan paketler şimdi zamlarla millette ne keyif bırakmıştır ne de ağızlarda tat bırakmıştır. Zamlarla bu atılan zamlarla çaya atılan şekerin bile tadı kaçmıştır. Motorin başta tarım ve ulaştırma olmak üzere pek çok sektörde önemli bir girdidir. Çiftçimiz hasada başlamıştır buğday hasadına. Çiftçilerimizin traktörünün deposu bugün artık 552 liraya değil 571 liraya dolacaktır. Ben çok merak ediyorum. Çiftçimizin ürününe bu fiyat artışları, maliyet artışları ne kadar yansıtılacaktır? Çiftçimizin aldığı desteklere bu maliyet artışları ne kadar yansıtılmaktadır? Benzin zammının da eli kulağındadır. Bu akşam benzine de zam geleceği söylenmeye başlamıştır. Bütçe dengeleri seçim nedeniyle alt üst edilmiştir. Devlet bütçesi bir defalık gelirlerle ayakta durmaktadır. Bu yılın ilk 5 ayında bir defalık gelir ve giderler ayıklandığında geçen seneye göre faiz hariç bütçe açığı 6'ya katlanmış, 66 milyar liraya ulaşmıştır. Seçimlerden önce çok uyardık. Seçim için bütçede yapılacak hovardalığın bedelini milletimiz zam ve yeni vergilerle ödeyecek demiştik. Gelişmeler maalesef bizi haklı çıkarmıştır. Önümüzdeki günlerde de zam yağmurlarının süreceği anlaşılmaktadır. Milletimiz pazarda, manavda, markette, mutfakta gerçek enflasyonun ne olduğunu görmektedir. Seçim tartışmalarının sıcağında damada ve TÜİK'e sorduğumuz bazı sorulara henüz daha yanıt alamadık. TÜİK, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamlarının doğruluğuna yönelik kamuoyunda artan kuşkulara ve bununla ilgili sorularımıza henüz bir cevap vermemiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı makam odalarından fiyatlara telefonla müdahale edildiğine yönelik haberler henüz daha yalanlanmamıştır. TÜİK'te çalışanlar üzerinde baskıların arttığına yönelik çok ciddi duyumlar alıyoruz. Elini TÜİK verilerine uzatanlara şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın. Hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Hakikatler ortaya çıktığında da tıpkı Brezilya'da, Arjantin'de, Yunanistan'da olduğu gibi bunun sorumluları hesap verirler. Mahkemelerde, yasa önünde hesap verirler. Bugün Türk İş çok önemli bir veri açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 2559 liraya çıkmış. Yani asgari ücret tek bir kişinin yaşamını sürdürmesine bile artık yetmiyor. Sadece ekonomik değil, jeostratejik riskler de her gün artıyor. Ben bu konuya geçmeden önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bakın, fiyat endeksleriyle oynamak aynı zamanda emeklinin, memurun, işçinin ve enflasyona endeksli olarak gelirlerini elde eden tüm kesimlerin hakkını yemektir. Bu hakkı yiyenler ne bu dünyada ne de öbür dünyada hesap veremezler. Evet, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberi her gün biraz daha daralıyor. Askerlerimizin İdlib'de kurduğu gözlem istasyonlarına rejim güçleri saldırıyor. Yine bu bölgeden Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali her geçen gün artıyor.
Ancak Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılayacak ne tahammülü ne de kaynakları var. Bizi Suriye bataklığına sürükleyen iktidarın kafasında hala bu bataklıktan çıkış için net bir çözüm yok. Diğer taraftan ülkemiz S-400 ile F-35 silah sistemleri arasında kesin bir tercihe zorlanmakta, ambargolarla tehdit edilmektedir. İktidar bu konuda da umutlarını Osaka'da yapılacak G20 toplantılarına bağlamış durumdadır. Bu toplantılarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yapılacak olan görüşmelerden bir sonuç çıkması beklenmektedir. Hatta görüşme öncesi Trump'a jest olarak bu kez de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan ve silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan bir görevli serbest bırakılmıştır. Yargı bağımsızlığı ve uluslararası itibarımız bir kez daha bozuk para gibi harcanmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Doğu Akdeniz'de de sular ısınmaktadır. Ancak iktidar ülkemizi bu çıkmazdan nasıl çekip çıkaracağını düşünmek ve dış politikayı şahsi değil, milli bir zemine oturtmak yerine hala Sayın Genel Başkanımıza haksız ithamlarda bulunmaktadır. AK Parti sözcüsü Sayın Çelik dün Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı cinayeti hakkında hazırladığı raporu objektif bulduklarını, bu raporda yönetimin övüldüğünü, bu nedenle de Sayın Genel Başkanımızdan geçmişte yaptıkları eleştiriler nedeniyle özür beklediklerini ifade etmiştir. Madem Sayın Çelik ve iktidar bu raporlardan memnundur, bu durumda ben bu raporlarda yer alan bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bir kere raporda Türkiye'nin bu süreçte sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğine dair ifadeler vardır. Rapor, cinayete ilişkin hem Türkiye'nin hem de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmaların uluslararası standartları karşılamadığını söylemektedir. Yine aynı rapor, Birleşmiş Milletler raporu, Türkiye'nin bu cinayeti öğrendiği anda konsolosluk binasına girebileceğini, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosu hakkında işlem yapabileceğini, bunların dışında konsolosluk araç ve binalarında arama yapabileceğini, Viyana Sözleşmesi'nin buna izin verdiğini ifade etmektedir. Peki AK Parti ne yapmıştır? Adalet ve Kalkınma Partisi Suudi konsolosun ülkesine dönmesine göz yummuş, dokunulmazlığı olmamasına rağmen konsolosluk konutunu aramamış, konutu aramak için 2 hafta Suudi Arabistan'dan izin beklemiştir. Bu süre zarfında da suç mahallinin temizlenmesine imkan tanımıştır. Eğer Sayın Çelik Birleşmiş Milletler raporundaki ifadelerden memnunsa esas kendileri Genel Başkanımızdan özür dilemelidir. Çünkü Sayın Genel Başkanımız bu konuların altını çizmiştir. Bunu söylemiştir. Sayın Genel Başkanımız da iktidara Viyana Sözleşmesi'nin verdiği imkanları neden kullanmadıklarını sormuştur. Suudi Konsolosluk binasının neden aranmadığını, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun gidişine neden izin verildiğini sormuştur. Bu sorular iktidardan hala cevap cevap bekliyoruz. Kaşıkçı cinayeti maalesef Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin kolunu bükmek için kullanılacak bir siyasi manivela olarak görülmüştür. Dış politikada meseleler kişiselleştirilemez. Dış politika milli olur. Kişisel hırs ve menfaatler değil, milli menfaatler gözetilir. Benim Sayın Çelik'e tavsiyem, raporu bu kadar beğendiyse kendi genel başkanına ve yetkili kurullarına raporda dikkat çeken şu iki değerlendirmeyi de okumasıdır. Birincisi, Birleşmiş Milletler raportörü Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmaya suç mahallini kontrol eden Suudi Arabistan'ın gölgesi dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gölgesinin düştüğünü belirtmektedir. Sayın Çelik buna katılıyor mu? Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının soruşturmanın bağımsızlığını etkilediği de söylenmektedir aynı raporda. Bunları bir ilgili kurullarda okusun, ondan sonra da bunlara katılıp katılmadığını söylesin.
Yine ikinci bir önemli husus, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın tepkisinden çekindiği değerlendirmesidir. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı Kaşıkçı cinayeti raporunda uluslararası hukuk, insan hakları ve basın ve ifade özgürlüğü açısından da ülkemize önemli eleştiriler yapılmıştır. AK Parti yönetimi Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na sunduğumuz raporu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması için vermiş olduğumuz önergeyi o zaman dikkate almamıştır. Bu nedenle Büyük Birleşmiş Milletler raporunda Türkiye'yi zor durumda bırakan bu ifadeleri bugün okumak zorunda kalmışızdır. Bugüne kadar bu konuda üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bundan sonra gerekli adımları atmaya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine olayı soruşturmak için resmi talepte bulunarak başlamalıdır. Bu sadece ulusal çıkarlarımız için değil, bütün insanlık için de bir görevdir. Ancak Türkiye pek çok alanda olduğu gibi dış politikamızda da ciddi bir kurumsal erozyon yaşamaktadır. Ülkemiz bu yönetimin elinde bırakın dünyayı bölgesindeki gücünü dahi kaybetmiştir. Türkiye artık bölgesindeki oyunun etkili bir oyuncusu olmayı bırakmıştır. Ülkemiz yedek kulübesinden maçı seyretmektedir. Bunun da bedelini maalesef milletimiz ödemektedir. Dış politika milli olmaktan çıkarılmıştır. Sarayın odalarından açılan telefonlarda alver pazarlıklarına dönüştürülmüştür. Bugün sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde yaşadığımız pek çok sıkıntının arkasında da maalesef bu durum vardır. Türkiye'de kurumsal yapı ve hukuk devleti 2014'ten bu yana hızla yıpranmaktadır. Kurumlar milletin değil, dar bir siyasi zümrenin beklentilerine göre hareket etmektedir. Saray neden ne der korkusu tüm kurumlara sinmiştir. Kurumlara yapılan atamalarda da liyakate değil, sadakate bakılmaktadır. Bunun en tipik örneği ekonominin başına damadın getirilmesidir. İktidar ve siyasi kurumlar dar bir zümrenin çıkarlarına odaklanır, toplumun geniş kesimlerinin sıkıntılarını göz ardı ederse, orada ekonomik ve sosyal sıkıntılar ağırlaşır. Milletin aşığı, işi küçülür, mutfaklardaki yangın büyür. Bir yerde kifayetsiz, liyakatsiz kadroların gölgesi uzuyorsa, gölgelerinin boyu uzuyorsa, orada güneş batıyor demektir. Türkiye'de son birkaç yılda ağırlaşan ekonomik ve sosyal sıkıntıların arkasında işte bunlar vardır. Tek adam rejimi ülkemizin sadece huzurunu değil, bereketini de kaçırmıştır. Bir yanda alıp başını giden saltanat ve israf, diğer yanda unutulan millet. Milletimiz kendine sırtını dönenlere, iradesini duymayanlara nasıl ağır bir tokat atabileceğini 23 Haziran'da göstermiştir. Biz milletimizi kucaklamaya, sorunlarını dile getirmeye, haksızlıkları, hukuksuzlukları dillendirmeye devam edeceğiz. Milletimizin derdi bizim derdimizdir ve bu dertler de çaresiz değildir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. İsimleriniz ve kurumlarınızla birlikte lütfen. Evet. İstanbul'da milli irade kararını vermiştir. Millet İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu eliyle yürütülecek demiştir. Şimdi Sayın Bahçeli'nin çıkıp milletin iradesini beğenmemesi, açık söyleyeyim, tam bir kibir örneğidir. Yani kimse kusura bakmasın. Milletin iradesini beğenmeyenlerin, milletin iradesini şöyle elinin tersiyle bir kenara itmeye çalışanların ne hale geldikleri 23 Haziran seçimlerinde
görülmüştür. Ama öyle anlaşılıyor ki bazıları bundan ders almama konusunda ısrar etmektedir. Bu nasıl bir elitist davranıştır? Bu nasıl bir milleti hor görmektir? Ekrem İmamoğlu bir ilçe belediye başkanlığından gelen ve belediyecilik tecrübesi olan bir büyükşehir belediye başkanıdır. Mazbatasını alıp o mazbata masada iktidar ve onun yandaşı hakimler tarafından gasp edilmeden önce yapmış oldukları yapacaklarının teminatıdır. İstanbulluların Ekrem İmamoğlu ile birlikte hayat şartları ucuzlayacaktır. İstanbul'un rantı İstanbulluların olacaktır. Evet. Siz önce istemiştiniz zaten, sonra da size ver. Şöyle söyleyeyim, Allah kimseyi ne Sayın Çelik'in ne de Sayın Bahçeli'nin durumuna düşürmesin. Sayın Çelik'i dün dikkatle izledim. Efendim dilekçe verilmiş de kim olursa olsun TRT'ye dilekçe veren herkes oraya çıkıyormuş da. Gerçekler ortaya çıkmış da Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması sonucunda. Arkadaşlar çok açık söyleyeyim. 31 Mart'tan önce ülkenin her yerinde beka beka diye dolaşanlar 31 Mart'tan sonra terörist dediklerinin himmetine sığınmak durumunda kalmışlardır. Terörist dediklerinin mesajlarını televizyonlarda dillendirmek durumunda kalmışlardır. Milletimiz de bunu görmüş, kararını vermiştir. İlter Eşiktaş Ağalar. Efendim S-400 konusu uzun süredir hem Türkiye'nin hem de siyasetin gündeminde. Bugün de yine Sayın Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmesi oldu S-400 konusuyla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin S-400 politikası ile ilgili düşüncesi nedir efendim? Bunu sormak istedim. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin savunması ile ilgili görüşleri açıktır. Savunma konusundaki yetkililerin, siyasetçilerin değil, savunma konusundaki yetkililerin ülkenin savunması için ihtiyaç duyulduğunu söylediği her şeyin yapılması gerekir. Ülkenin, milletin savunmasından herhangi bir taviz verilmesini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul edemeyiz. Evet, buyurun. İsterseniz son sorunuzdan başlayayım. Millet Ankara'da Mansur Yavaş'a, Sayın Mansur Yavaş'a demiştir ki Büyükşehir Belediye Başkanım sensin. Ona göre de yönet demiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlarının bu yönetim sürecinde sahip oldukları yetkiler bellidir. Şimdi iktidar
bakanlıkları eliyle bu yetkileri sınırlamaya, kısıtlamaya kalkarsa bunun adı milletin verdiği yetkinin iktidar eliyle engellenmesidir. Milletin sesinin duyulmamasına devam edilmesidir. Çok açık söyleyeyim. 23 Haziran bence bir dönüm noktasıdır. 23 Haziran 31 Mart'ta çok büyük bir mağduriyet yaratılmıştır. Milletin vermiş olduğu yetki hiçe sayılmıştır. Bu işleri ben bilirim, onun için ben bunu masa başında iptal ettiririm denmiş, iptal ettirilmiştir. Bakın bugün biraz önce Sayın Bahçeli'nin açıklamasından da bahsettiniz. İş eline verilmemiştir deme noktasına kadar gelinmiştir. Milletin iradesi küçümsenmektedir. Çok açık söyleyeyim, millet küçümsenmektedir. Bu uygulamalar devam ederse her şey milletin gözü önünde olmaktadır. Millet bunun faturasını keser. Bırakınız herkes işini yapsın. İktidar geçen yıl 24 Haziran'da millete şu sözü verdi. Verin bu oyu kardeşinize. Dövizle, faizle, ekonomiyle nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi. Fakat o günden bugüne yapılan hiçbir şey yok. Sadece pansuman tedbirleri, aspirin tedavisi. Millete Japonya Çin dönüşü sürprizler olacakmış. Çin'den dönmeyi niye bekliyorsunuz ki? Milletin sürprize ihtiyacı yok. Milletin bir an önce bu sıkıntılardan çıkmaya ihtiyacı var. Bununla ilgili tedbirlerin alınmasına ihtiyacı var. Bununla ilgili derli toplu, kendi içinde bütünleşik, milletin tüm kesimlerinin mutabakatını sağlamış bir programla bu krizi aşmaya ihtiyacı var. Ama bir takım laflarla bu iş geçiştirilmeye çalışılıyor. İkinci sorduğunuz konuya gelince, onlar o işlerini yapacaklar. Pardon, devam edeyim. Evet, iktidar bu işine yoğunlaşacak. Belediyelerde belediyeciliğini yapacak. Biraz önce de bizim belediyelerimizin hangi ilkeler çerçevesinde hareket edeceğini dün genel başkanımız açıklamış olduğu çerçevede ifade ettim. Millet hizmet bekliyor. Ekonomide de hizmet bekliyor, dış politikada hizmet bekliyor, siyasette hizmet bekliyor, belediyelerde de hizmet bekliyor. Siz kimsenin elini tutmayın. Şunu söyleyeyim, milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını her zaman yaşayacaklardır. TRT meselesine gelince ben dün biraz önce söyledim, Sayın Çelik'in açıklamalarını izledim. Gerçekten çaresizlik içinde yapılmış olan bir takım açıklamalardı. Ne demek yani? Dilekçe veren herkes TRT televizyonuna mı çıkıyor? Yani TRT televizyonlarında daha önce bas bas terörist dedikleri insanları konuşturmak suretiyle ortaya bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyormuş. Bu ne demek? O zaman siz diğer televizyonlarda bu tür konuşmalar yapıldığında neden onlar hakkında hemen soruşturma açıyorsunuz? Bırakın gerçekler ortaya çıksın orada da. Çok açık söyleyeyim. İstanbul seçimlerinden sonra iktidarın ve onun ortağının durumları hazindir. Bir an önce toparlansınlar, bu konuları bıraksınlar. Millete vaat ettiklerini yapmaya baksınlar. Teşekkür ediyorum.